1944 yılının Haziran ayında ABD'nin Güney Carolina eyaletinde anne babası ve kardeşleriyle birlikte yaşayan George Stanley adlı çocuğun hikayesi bu. George, ten rengi diğerlerinden farklı olduğu için şehrin öteki tarafında yaşıyordu. Onlar siyahiydi. Bir gün George, küçük kız kardeşiyle birlikte ailesinin ineklerini otlatmaya çıkmıştı. İnekleri sulamak için durdukları bir yerde garip bir şekilde şehrin diğer tarafının sakinlerinden iki kız çocuğu yanlarından geçti. Normalde beyazlar siyahların mahallesinden geçmezdi. Kızlar bisiklet sürüyorlardı. George ve kız kardeşi bu kızları ilk kez görüyorlardı. O gün akşam olmuştu ve kızlar o gün evlerine dönmediler. Şehrin sakinleri ertesi gün sabaha kadar kızları aramak için yollara döküldüler. Ancak maalesef bulamadılar. Daha sonra kızlar ormanda bulunan su dolu bir kuyruğun içinde ölü halde bulundu. Ölüm sebepleri kafa travmasıydı. Bisikletler de cesetlerinin yanı başındaydı. Otopsi raporuna göre kızlar çok acı bir şekilde öldürülmüştü. Başlarını aldıkları çok sayıda darbeyle birlikte enselerini aldıkları darbeler onların ölümüne sebep olmuştu. Rapora göre suç aleti de çapa tarzı bir alet olmalıydı. Soruşturmayı yürüten polislerden biri, kızları son gören kişinin George Stinney olduğunu söyleyen bir görgü tanığının şahitliği üzerine George ve kardeşini gözaltına aldı. Daha sonra kardeşi serbest bırakıldı fakat George tutuklu kalmaya devam etti. Sorgusu ve yargılanması esnasında ne ailesinin ne de avukatının yanında bulunmasına izin verilmedi. İddiaya göre George suçunu itiraf etmişti ve suç aletinin de yerini göstermişti. Çocuk kızlara tecavüz etmeye yeltendiğini, kızların kendilerini savunmaları sonucu başaramayınca onları başlarına peşi sıra darbeler indirerek önce kızlardan birini, daha sonra diğerini öldürdüğünü, sonra onları ormanda bir kuyunun içine attığını itiraf ediyordu. Ayrıca suç aletini de ormanda kazdığı bir çukura gömmüştü. Fakat suç aleti hiçbir zaman bulunamadı. Böyle bir itirafname veya polis tutanağına da hiçbir zaman ulaşılamadı. George'un ailesini yaşadıkları evden taşınmaya mecbur bıraktılar. Çocuğun yanına gitmelerine hiç izin vermediler. George'la kimsenin konuşması mümkün değildi. Bir ay içinde mahkeme günü belli oldu. Mahkeme tarafından çocuğa bir avukat tayin edilmişti. Mahkeme boyunca neredeyse hiç konuşmayan ve George'u hiç savunmayan bir avukat. 3 saat süren duruşma boyunca avukat Plowden hiçbir görgü tanığını kürsüye çağırmadı. Savcının iddiaları üzerinde şüphe oluşturabilecek hiçbir kanıt ortaya koymadı. Stinney'e karşı öne sürülen en önemli kanıt kendisinin itirafıydı ancak 14 yaşındaki çocuğun cinayetleri itiraf ettiğine dair yazılı bir kayıt yoktu. Mahkeme heyeti George'un suçlu olduğuna kesin kanaat getirmişti. Heyetin kendi aralarında yaptıkları 10 dakika bile sürmeyen istişaresi sonucunda George'un elektrikli sandalye ile idamına karar verilmişti. Her ne kadar heyetteki bazı çatlak sesler George'un yaşının küçük olmasını gerekçe göstererek idam kararına itiraz etseler de bu George'u kurtarmaya yetmemişti. George elektrikli sandalyeye oturtuldu. Sandalye ona büyük geliyordu. Bu yüzden boyunu yükseltmek için altına bir incil konmuştu. Yüzünü örtmek için kullanılan maske de ona çok büyüktü. Bu yüzden idam esnasında başından düştü ve gözlerinden süzülen yaşlar herkes tarafından görüldü. Şalter kaldırıldı, çocuğun küçücük bedenine 2400 volt elektrik verildi. Birkaç dakika sonra George Stinney, dünya tarihinde idam edilen en küçük kişi olarak tarihe geçmişti. Kanun karşısında tecavüz ve cinayet zanlısıydı. Ayrıca yaptıklarından pişman olmamış bir cani olarak görülüyordu. Stinney'in ölümünden yıllar sonra ise 2004 yılında Alkolu'da yetişen yerel bir tarihçi olan George Frerson, konuyla ilgili gazetede bir makale okuduktan sonra davayı araştırmaya başladı. Böylece Stinney'in ailesine ulaştı ve yeniden bir dava süreci başladı. Ailesi Stinney'in suçsuz olduğunu kanıtlamak istiyordu. Yeni açılan davada çok önemli bir tanık vardı. George'un hapiste kaldığı süre boyunca koğuş arkadaşı olan John Halter isimli bir adamdı. John, George'un itiraf ettiği iddia edilen suçları şiddetle yalanladığını, kızlara asla zarar vermediğini söylediğini anlatarak şahitlik etti. Ayrıca kızlara otopsi yapan doktorun raporunda kızlarda herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlamadığı belirtilmesine rağmen George tecavüzle de yargılanmış ve suçlu bulunmuştu. Ayrıca yine doktor raporunda kızların başına yuvarlak bir cisimle vurulduğu bilgisi geçerken George'un güya itiraf ettiği suç aleti uzun ince mızrak benzeri bir aletti. George'un kız kardeşinin de o gün bütün gün birlikte oldukları ve ineklerle ilgilendikleri şeklindeki şahitliği mahkemeye sunuldu. Neticede bir yıllık değerlendirmenin ardından 17 Aralık 2014'te yargıç Carmen Mullen, Stinney'in birinci derece cinayet mahkumiyetini bozdu. Yargıç Mullen kararında bu hükmün zalimce ve sıra dışı olduğunu vurgulayarak sanığın haklarının ihlal edildiğini ve sürecin kusurlu olduğunu belirtti. Sadece ten rengi yüzünden hiçbir delil olmamasına rağmen 14 yaşında bir çocuk işlemediği bir suçun cezasını çekerek idam edilmişti.